yaptığını biliyorum. Bana sorarsanız şu anda Özgecan için verilecek en iyi ödül kadınlara da örnek olması için, kadınların onu hep hatırlaması için, onu kadınların özgürleştirilmesi, kadınların demokratik yaşamda söz sahibi olması ve yalnız erkek egemenliği değil, kadın egemenliği de tesis etmek için bence Özgecan Aslan bir demokrasi şehididir. Bu şekilde tanımlanması gerekir ve herkes bu şehitliğin kadınların ileride daha da özgürleşmesi ve bugünkü iktidarın kadını ezmek, kadını küçültmek, kadını dışlamak amacıyla yapmak istediklerini artık kadınların baş kaldırması gerekir. Ben bu Özgecan dolayısıyla esasında şunu da hatırlatmak istiyorum. 2023 yılına geldiğimiz zaman kadınlar gerçekten sokağa çıkamayacak. Kadınlar çok genç yaşta evlendirilecek. Kadınlar yalnız doğurganlık nedeniyle önemsenecek. Yani şimdi çıkıp da bir başka bakan kadına ev kadını, ev faaliyetlerinden dolayı akademik hayattır. Yani ev kadını olmanın akademik hayat olarak yansıtıldığı anda eğer yalnız internetlere dönüp bakılsa bu kadınlar, akademik hayatını belirlediği kadınlar, o zaman batıda erkekler de kadınlara yardım ediyor. Erkekler de mi akademik hayat oluyor? Bu şu noktada oluyor. Demek ki diyor ki kadınlarınızı, çocuklarınızı okutsanız bile onlara bir iş güç sahibi değil. Evlen, evde çocuk bak, çocuk doğur, evin içinde kal. Ama bu konuda şu anda Türkiye'de son 12 yılda ciddi bir şekilde görüntüde kadın fazlalaşıyor. Ama kadının hakları azalıyor. Ben bir şeye daha dikkat çekmek buyurun istiyorum. Lütfen. O da şudur. Mesela şu anda iktidar partisinin kadın milletvekilleri sayıca fazla. Ama ben bu kadın milletvekillerinin iktidar tarafından onların aleyhine getirilmiş olan yasalara seyirci kaldıklarını görüyorum. Mesela söylenti doğruysa insanların oyunu alabilmek için AK Parti bu önümüzdeki dönemde kadın milletvekili sayısını artırmaya hedefliyormuş. Eğer o kadınlar kendi özgürlüklerinin yaratıcısı, kendi geleceklerini dizayn edebilecek bir iradeyi ortaya koymuyorlarsa onların varlığı yalnız erkek egemenliğini daha pekiştirir. Ve son söz olarak şunu söylüyorum. Biz Türkiye'de her yerde, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde, sendikalarda, siyasi partilerde, parlamentoda ve kabinede kadın sayısını erkek sayısıyla eşitleyebilecek bir olgunluğa getirmedikçe bu cinayetlerin daha beteriyle karşılaşırız. Peki, eşitlik derken %50'lik bir kadın kotasından mı bahsediyorsunuz? Kadın kotası veya bahsetmiyorum. İş başkanlık sistemi bunlar, benzeri bunlar bir şey. Bunlar kota değil. Her şeyin %50'si her cinsten olacak. Yani kota vermek kadını tembelliğe götürür. Şimdi bazı siyasi partilerde bu oluyor. Diyor ki işte %15 kota verdim. %15 kota verdiysen ona talip olan kadınların da partinin en az %15'ini kadın üyelerden oluşturması gerekir. Ve ön seçimi örneğin ya da liderlikleri belirleme onlar arasında yapmalısın. Burada öyle değil. Burada kadınların şöyle bir cümle yazmışım. Kadın egemenliği nasıl sağlanır diye. Yani bunu kendi adıma özellikle bizim partinin yakınlaşan seçim dolayısıyla seçim bildirgesine koyabilir miyiz diye. Örgütlü kadınların gücüne dayanmalıdır. Yani kadınlar örgütlü olmalıdır. Bir kadına bir kadın gel sen bizim partiye üye ol derse eğer o partinin siyasi görüşüne o kadın arkadaşının o siyasi faaliyeti tasvip etmiyorsan o zaman tasvip ettiğin kendi başka bir siyasi faaliyete git ve orada öne çıkan kadınların arkasında olduğunu göster. Yani kadınlar yalnız Özgecan gibi cenazesini kaldırmak için isyan etmemeliler. Bu isyanlarını, bu baş kaldırılarını ülkenin yönetiminde, iş hayatında egemen olana kadar sürdürsünler. Şimdi ben bir konuyu özellikle dile getirmek istiyorum. 8 yıllık eğitim başladıktan sonra liseye devam yaklaşık olarak %100'e yaklaşmak üzere. Ama kadınların liseye devamı %40 küsürden %67'ye yükseldi. Zaten üniversitelerde devam eden kadınların sayısı son bu 15 yıllık uygulamalar sonrasında arttı. Şimdi tersine bir işlem yapılmak isteniyor. Kadınların üniversiteye, liseye devamını engellerseniz 5 yıl sonra üniversiteye de gidecek kadın sayısı otomatik olarak azalmaya başlar. Şimdi Türkiye'de bunlar üzerinde durulmuyor. Hemen bunları konuştuğunuz zaman bazı kadınlar siyaset yapıyorsunuz. Bizim görüşümüzü
örseliyorsun diyor ama ben de baktım peki sen bilirsin diyorum. Çünkü böyle demekle erkek egemen toplumun daha da egemen olmasına neden oluyor. Ve bunun bedelini şu anda biz ekonomik ve sosyal açıda gelişmişlikte geri kalmakla ödüyoruz. Bizden ne farkı var İsveçli'nin, Finlandiyalı'nın, Danimarkalı'nın, Hollandalı'nın? Tek farkları onlar kadını tüketen ve evde yalnız üreten değil, doğurgan değil, aynı zamanda yöneten kişi olarak da görmelerinden kaynaklanıyor. Yani kadın özgür olabilmeli, kadın da seçebilmeli, kadın da karar verebilmeli ama bunu sağlayabilmek için de kadınların kendi özgürlüklerini ve kendi geleceklerini şekillendirebilmek için örgütlenmeleri gerekir, örgütlü hale gelmeleri gerekir. Ve bu örgütlülüklerde de daima sinerji yaratan bir gücün sahibi olduklarını hep ön planda tutmalılar. Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Yani bakıyorsunuz yasalar var. Koruma kanunları her ayrıntısı da düşünülmüş. Ayrıntılı olarak incelenince her ayrıntısı da düşünülmüş. Ama uygulamada hiçbir olay yok. Yani hiçbir şekilde onu uygulamaya geçiremiyoruz aslında. Problem uygulamada. Şimdi, yani o zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Ne yasanın ne koruma kanunlarının. O noktada ne yapılacak? Şimdi bakın, çözüm nedir yani? Cumhuriyet'in kuruluşundan başlayalım. Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda kadını okula gönderebilmek için tıpkı Fransa'daki olan kız okulları gibi, Amerika'daki gibi kız liseleri açıldı. Kız öğretmen okulları açıldı. Ama bunlar mezun olduktan sonra, erkek öğrencileri de eğitmeye başladıktan sonra yavaş yavaş bu kız okullarıyla erkek okullarından oluşan karma liseler açılmaya başlandı. Şimdi ise gündeme getirilen şey kız ve erkek liselerini tekrar ayırabilir miyiz diye. Eğer bu ülkeyi yönetenler, şu anda iktidar gücün elinde bulunduranlar bunu tartışmaya başlıyorsa sapkın duygular taşıyan insanlar da ya da böyle bir dünyayı tasarlayanlar hemen böyle bir ayrıma giderler. Şimdi bunun da tabii bir başka yönü var. Bu olaylara neden olan erkeklerin de ruh hallerini çok iyi, sağlıklı bir şekilde analiz etmek lazım. Bunların böyle yapmalarına yol açan nedir? Düzenin hangi fonksiyonu bunları böyle sapkın ruhlu olmaya itekliyor? Ve bunlar o kadar sapkın oluyor ki şimdi bu sapkının ölçüsünü de yapamıyorsun. Özge Can'ı öldürüyorsun. O yetmiyormuş gibi tırnaklarındaki DNA'nın gözükmesin diye ellerini kesiyorsun. O yetmiyormuş gibi babanı çağırıyorsun, benzin getir yakalım diyor. Arkadaşın ve baban geliyor, üçlü olarak birlikte bu işi yapıyorsunuz. Yani şimdi düşünüyorum, öldürenin babası da sapkın. Yani sen çocuğunun yaptığı bir şeyden dolayı, acaba ben oğlumu nasıl emniyete vereyim de başka bir kadına, başka bir kişiye zarar vermesin derken, onun bu suçunu örtbas edip yine potansiyel bir katil olarak başka bir kadının, yine belki bu ruhunda bir hastalıktır, başka bir kadının daha hayatına son vermesine yol açıyorsun. İşte bütün bunları özellikle eğitimle verebiliriz. Eğitimin olmadığı yerlerde, başka şeylerin öne çıktığı yerlerde bu tür sapkınlıklar hep olacaktır. Ve bu konuda yani kadının örgütlenmesi, özgürleşmesi, çalışma hayatında yer almasını artırmamız lazım. Ama son istatistikler kadınların çalışma hayatından yavaş yavaş azalmaya başladıklarını gösteriyor. Son getirilmek istenen iş yasasında kadınlara mükemmel bir işmiş gibi gösteriyorlar. Neymiş? Ya doğum yaptıktan sonra işe devam etmeyecek, evde iş yapacak filan. Aslında bütün bu düzenlemeler yavaş yavaş kadını iş hayatından eve doğru gönderme politikalarıdır. Ve bu politikaları yapanlar bir tek bir terör faaliyeti yapacaklarsa, o terör faaliyetine de kadına ihtiyaçları varsa, o kadını orada bir kendini ortaya atan ve fedailik yapan görünümünden yararlanmak istiyorlar. Bu konu incelenirse Müslüman kardeşler denilen ihvanlarda da böyle gelişmiştir. Diğer ülkelerde böyle gelişmişlerdir. Mesela bazen Suriye'ye kızmaların nedeni budur. Suriye ve biliyorsunuz Ürdün, Lübnan bir arada bölge olarak adları Şam'dır. Şam bölgesinde mesela oradaki kadınlara tanınan özgürlük diğer Arap ülkelerindeki kadınlara tanınan özgürlükten çok daha fazladır. Ve
bazen kendi aralarında bile diyorlar bunları nasıl evirebiliriz, nasıl farklılaştırabiliriz. Şimdi bu konu aslında dingin, siyaset yapmadan, ben daha iyi yaptım demeden ortak bir politika oluşturmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi bir çalışma yapılması gerekir. Bizim eski dönemde milletvekili olan kadın milletvekilimiz Sayın Jale Ağırbaş'ın da öncülüğünü yaptığı ve diğer partideki bazı üyelerle birlikte parlamentoda bir kadın erkek eşitliği komisyonu kuruldu. Ama bu komisyonun adı böyle olmakla beraber bizim Cumhurbaşkanımız çıkıp bir konuşma yapıp da eşit değil diye başka şekilde tanımlarsa bu tür olaylar çok karşımıza gelecektir. Ben umuyorum bugün ülkeyi yönetenler bu sapkınlıklara neden olabilecek bazı uygulamalardan vazgeçerler. O zaman sizin bahsettiğiniz o kanunlardaki alınan kararlar, ayrıntılar, korumalar kullanılır. Şimdi adalet sisteminin de biraz farklılaşması lazım. Adalet sisteminde kadınlara yönelik fazla şiddette, fazla derecede şiddet kullananların cezalarının ağırlaştırılması gerekir. O cezaları onların ruhlarındaki sapkınlık nedeniyle artırılmalıdır. Yani bu suç şu kadar ceza alır kabilinden değil. Bu eylemleri yapanların ruh yapılarını incelenerek sapkınlık derecelerine göre gerekirse çok uzun süreli ve tavanı yüksek olan cezalar konulması gerekir. Yani caydırıcı, cezaların caydırıcı olması yönüne dikkat çekiyorsunuz. Yok, ben yalnız caydırıcı değilim. O caydırıcılık zaten işi çözmüyor. O kişileri toplumun içinde zarar vermekten alıkoyma hedefiyle olmalı cezada. Çünkü siz caydırıyorsunuz ama adam yine vuruyor, öldürüyor. Yani şimdi bu çocuk yakalanmasaydı, babası da yardım aldığı için, bir arkadaşına yardım aldığı için bir başka kızın peşine düşecekti. Çünkü ruhunda sapkınlık varsa bu işi başkasında da yapacaktı. O zaman bu sapkınları tespit ettiğiniz zaman, tutabildiğinizi söylediğiniz zaman insanlar diyecek ki ya ben de sapkınlıkla gidip tedavi olayım. Her şeyin bir tedavisi var. Şimdi bu konuda biz tedavi duygusu yaratacağımıza cezaları istediğiniz kadar artırın. Ne olacak ki işte bir arabayla birisini çarpıp öldürürseniz de bir şey olmuyor. Bazen elinizi kolunuzu sallayarak çıkabiliyorsunuz. Burada sorun kadının yanı başınızda olmasına tahammül etmek duygusundan geliyor. Yani artık dünyada şuna bakmak lazım. Her şey cinsellik değildir. Her şey böyle farklılaşarak birbirlerine cinsel açıdan yaklaşan iki ayrı kişi değil. Bu cinsiyet farklılarının biyolojik olduğunu düşünüp ekonomik yaşamda, toplumsal yaşamda beraber hareket etme hedefine yönelik olduğunu hissettirirseniz, birçok olayı çözümlerseniz ve dikkat edilirse bu tür cinayetlerin önemli bir kısmı ya eski eş, ya boşanmak üzere olduğunuz eş, ya sevgili tarafından yapılıyor. O da erkek kadına hükmedemediğini düşündüğünden kaynaklanan sapkınlıkla bunu ortaya çıkartıyor. Yani aslında bir kadını dövmek, bir kadını öldürmek, bir kadına tecavüz etmeye çalışmak, o erkeğin kendi içindeki güçsüzlüğünü kendi kendine örtmeye çalışmak, kendi kendisiyle suç işleyerek bir nevi o eksikliğinin olmadığını anlatmaya çalışmasıdır. Ufacık bir reklam arasına gideceğiz. Ardından Türkiye genel seçimlere gidiyor dedik. Bu meseleyi masaya yatıracağız. Aynı zamanda cumartesi günü, yanılmıyorum değil mi günü doğru? Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun ama aynı zamanda ön seçimle gelen adaylarla iktidar yolunu yürüsün.